Cihan, bu hafta geleceğin teknolojilerine doğru bir yolculuk yapacağız ve çok özel bir konuğumuz var. Hazırsan geçebiliriz. Bilin deneyim başlıyor. Bu programı görme engelliler için de erişilebilir hale getirdik ve görme engelli izleyicilerimiz Türkiye'de herkesle aynı anda bu programı sesli betimlemeli şekilde takip edebilirler. Bunun için Hayal Ortam uygulamasını indirmeleri yeterli. Cihan, baktığında hayatımız sensörlerle çevrili. Hı. Mesela en basitinden sen şimdi buradan dönüşte eve gideceksin. Evet. Ondan sonra apartmana girdiğinde ilk olacak şey hareketini algılayıp ışığı yakan sensörler. Doğru. Yani aslında alışveriş merkezlerinde falan da var. Hı. Tuvaletlerde elini gösteriyorsun, su akıyor. Öbür tarafa gösteriyorsun, kağıt havlu veriyor. Evet. Aslında bu hareket sensörleri orada da var. Benim gibi böyle hijyeni çok seven insanlar için mesela bayağı bence güzel. Mükemmel çözüm. Aynen öyle. Peki bu sensörler başka nerelerde kullanılıyor? İstersen bir ona bakalım. Arabaları park ederken, ellerimizi yıkarken, kapılardan geçerken, savunma teknolojilerinde yön bulurken, hava durumu tahminlerinde, basınç ve gaz ölçümünde, fotoğraf çekerken, televizyon izlerken, telefonlarımıza her dokunduğumuzda sensörleri kullanıyoruz. Aslında hayatımızda hani sensörler her yerde olmaya başladı asude. Yani hani ben bazen düşünüyorum, bu eskiden problemleri çözmek için insanlar nasıl şeyler kullanıyorlarmış diye. Aslında bu programa hazırlanırken benim öğrendiğim çok ilginç bir bilgi var. Bence sen de çok şaşıracaksın. Tarihte kullanılan ilk gaz sensörü sence neymiş? Hiçbir fikrim yok ya. Neymiş? Kanarya kuşu. Nasıl ya? Evet, bildiğin kanarya kuşu. Madenciler eskiden biliyorsun madenlerde metan gazları var, karbon monoksit var ve bunlar insanlar daha algılayamadan insanları bayıltıyor, hatta öldürebilen gazlar. Hmm. O yüzden madenciler 30 yıl öncesine kadar kanarya kuşlarıyla birlikte madenlere iniyorlarmış. Wow. Ve kuşlar insanlardan daha hassas oldukları için bu gazları algılamada bu metan gazlarını, bu zehirli gazları algıladıkları anda bayılıyorlarmış. Hatta üzücü ama öyle bile biliyorlarmış. Hmm. Aslında bende de ilginç bir bilgi var aslında. Ben de bu programa hazırlanırken ilk dokunma sensörüyle tanıştım. Bugünlerde hepimiz telefonlarda, tabletlerde kullanıyoruz. Böyle dokunarak kullanıyoruz, evet. Değil mi? İlk dokunma sensörü. Var mı bir fikrim? İlk dokunma sensörü. Yok. Mimoza çiçeği. Küstüm otu dersen belki hatırlarsın. Evet. Bizim yazlıkta vardı böyle dokunduğunda içine kapanan bir şey. Aynen öyle. Ve yumuşak dokunursun böyle az kapanır. Sert dokunursun daha fazla kapanır. Hani o dokunma sertliğini bile algılayan çiçeklerdi bunlar. Malum bitkiler. Aynen öyle. Yani hani çalışma mantığı da aslında biraz enteresan. Orada da şöyle bir hikaye var. Su yaprağın içerisinde varken yaprağı dik tutabiliyor. Ama mesela yaprağın içinden suyu boşalttığını düşün. Boşalırsa yaprak sönmeye başlar, değil mi? Evet. İşte bu bitkiler dokunmayı algıladıkları an potasyum salgılıyorlarmış. Hmm. Potasyum da yapraktan dala çekilmesine neden oluyormuş suyun.